Küçük çocuk, soğuk bir havada, köprü altında çalışıyordu. Onu zorla çalıştıran kimse yoktu. Ama çalışmak zorundaydı. Sabah erkenden kalkıyor ve üç kardeşine bakıyordu. Aslında daha kendisi de bir çocuktu. Yağlı, soğuk tamirhanede çalışıyor. Ama hayal etmekten hiç vazgeçmiyordu. Bu dinlediğiniz, uzak sandığınız hikayeler gerçek. Bu Ersin, Emine ve Onur'un hikayesiydi. Binlerce çocuğun daha hayatını değiştirmek için sadece izlemeyin, bize katılın. Türk Eğitim Derneği. Destek verin. Çünkü eğitim değiştirir. Merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün bizlerle... Uzaylarca selam Ferdi. Uzaylarca selam. İdris, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün size kısaca Mars'tan bahsedecek ve önemli bilgiler sağlayacak. Bu süreçte aynı zamanda mentörümüzdü İdris Albayrak. Sizlere de yardımcı oldu ve bugün de yine mentor saatinde yardımcı olacak. Size ben devredeyim o zaman. Ben başlamadan önce... Öncelikle bu güzel organizasyonda, NASA'nın SpaceX Challenge organizasyonunda beni mentor olarak gördüğünüz için ilk önce sizlere, sonrasında da katılan uzaydaşlara hem uzaylarca teşekkürler diyelim, hem de uzay dolu başarılar ve güzel bir hekaton dileyelim. Ben de mentorluk desteği vererek gerçekten sizleri böyle gelecek nesle yardım etmek benim için bir görev, birinci görevim aslında. Kendimi çok enerjik hissediyorum, enerji doluyorum. Geleceğe umutla bakabiliyorum. Sunuma başlamadan önce isterseniz kısaca bir kendimi tanıtayım tanımayanlar için. Ben İdris Albayrak, 30 yaşındayım, Adana'dayım, Adana'da yaşıyorum. Üçüncü üniversitemi önümüzdeki aylarda Samara Üniversitesi Rusya'da okumaya hazırlanıyorum. İlk üniversitemi Gaziantep Üniversitesi'nde fizik mühendisliği okuyarak başladım. Fakat 3. sınıfta bırakmak zorunda kaldım, babam vefat ettiği için. Sonrasında Anadolu Üniversitesi'nden tarım okuyarak devam ettim. Ve 3. üniversitemde Samara Üniversitesi'nde insanlı insansız uzay araçları ve tasarımları okumaktayım. Kasım'ın ilk haftasına geçmeyi düşünüyorum. Bu Mars serüvenini de yaklaşık 4 yıldır Mars eğitmenliği olarak yapmaktayım. Bu serüvenim benim İstanbul'da başladı aslında. İstanbul hayatımda başladı. Orada Stemis Laboratuvarı'nda gelen ilkokul seviyesinde çocuklara eğitmenlik yaparak, ders vererek başladı. Stemis Lab kurucusu da Mustafa Palancı hocama buradan uzaylarca teşekkür ederim. Sunumuma geçecek olursam, bugün burada Mars teknolojilerini ve Mars'ın geleceğini konuşacağız. İlk önce sunuma başlamadan önce burada bizi dinleyen uzaydaşlara, işte 7'den 70'e hocalarım da dinliyor biliyorum orada. Bu yol öyle bir yol ki, yani şu an Türkiye'de yapmaya çalıştığımız Adana, Kayseri, Van, Muş, hangi şehir olursa olsun, gerçekten bir elin parmağını geçmeyecek kadar insanların uğraştığını göreceksiniz uzay konusunda, Mars konusunda. Kim nerede ne yapıyorsa mutlaka birleşip yapmalı, birlikte tartışıp yapmalı, birlikte network, bağlantı şekilde yapmalı ki daha iyi, daha hızlı ilerleyebilelim. Herkes farkında, 1957-1960 civarlarından beri uzay dünyamızda gelişiyor. Amerika, Rusya, Çin bunları hızlıca geliştiriyor. Önemli olan onlara yetişmemiz değil, önemli olan onların önüne geçmemiz. Sunuma başlamadan önce böyle bir hatırlatma yapayım dedim. Son olarak da
yola başlamadan önce birleşmek, yola başladıktan sonra birleşmekten her zaman daha iyidir. Matematiksel formülü de var bunun, bildiğiniz üzere. Şimdi sunumumuza geçebiliriz. Sadece ilk slaytı, sunuyu açabiliriz. Burada Mars'ın geleceği, Tabii. Mars teknolojilerinden bahsedeceğiz. 2030 yılında insanlık Mars'ta yaşayacak. Peki neden ve nasıl? Neden Mars, nasıl Mars? Bunlara değineceğiz bugün. Diğer sunuya geçebiliriz sadece. İlk sorumuz aslında tüm bilgilere öğrenmeye başlamadan önce bilginin temeline inmemiz lazım. Bilgi dediğimiz şey neden, nasıl, böyle hani 5'en 1K soruları vardır ya, onlarla başlar aslında. Bunlara da, bu sorulara da felsefenin temeli denir aslında. Yani Sokrates'in, Platon'un, işte Aristoteles'in yaptığı, Yunanistan'ın çıktığı zamanlardan itibaren sorulan sorular, insanlığın varoluşundan itibaren sorulan sorular. Neden yaşıyorum? Benden başka kimse var mı? Nasıl yaşıyorum? Ben nasıl oldum? Yani doğurulmadan bahsetmiyorum. Canlılık nasıl oldu? Bu gezegen, bu dünya, bu evren nasıl oldu? Bunlar hepsi temelinde felsefik sorular. Biz de böyle başlamamız lazım. Neye başlıyorsak, neyi öğrenmeye başlıyorsak. İlk sorumuz neden Mars? Diğer sunuya geçebiliriz. Neden Mars diye sorduğumuzda kendimize The Mars Society'nin kurucusu sevgili hocam Dr. Robert Zubrin ve TED konuşmacısı yazar Stephen Petranek sunumlarında bahseder. Bahsettiği şekilde sizle paylaşacağım. Ben de kendi görüşümü paylaşacağım. Sevgili Doktor Robert Zubrin'e göre her sunumlarında söylediği aslında temelde 3 ana sebep var. Birincisi, insanlığın bizim varoluşumuzdan itibaren, canlılarda da var bu özellik ama en temel özelliğimiz çocuklarda daha çok görürsünüz, merak. Merak duygumuz bizi alıp götürüyor. Acaba o denizin ilerisinde bir ada var mı? Yaşayan kimse var mı? Bu denizi ben geçebilir miyim? Bu denizi ben nasıl geçerim? Sonrasında gelen sorular. O kumsalda yürürken o denizin arkasını, o dağın arkasını hep merak ediyoruz. Hep merak etmişizdir. Birinci sebep merak. İkinci sebep ise challenge. Kendimize bir challenge istiyoruz. Diğer sunuya geçebiliriz. Challenge'da burada mükemmel bir zorluk dememin sebebi, yani o kadar zor ki, mesela kayığınız yok diyelim, yüzmek zorundasınız o denizi geçmek için. Bu çok zordur sizin için. 1 saat 2 saat yüzebilirsiniz bedeninizin verdiği, kasınızın verdiği gücüyle. Ama günlerce, belki aylarca o denizi yüzerek geçmek çok zordur. Mükemmel bir zorluk bizim için Mars veya diğer gezegenler. O denizi geçmek bizim için mükemmel bir zorluk. Gerek insanlar arasında zorluk, gerek ülkeler arasında bu tamamen genişletilebilir bir zorluk aslında. Üçüncüsü de maalesef, maalesef, maalesef bizden önceki nesil, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, onların dedeleri, onların babaları yaşadığımız dünyamıza biraz değil de biraz daha fazla, çok fazla kötü davrandı. Gerek savaşlar, gerek patlamalar, her şey bunun içine dahil. Yolda yürüdüğünüz zaman dışarı attığınız çöpler dahil, nükleer patlamalar dahil, o kadar kötü davrandık ki dünyamız artık bize tepki göstermeye başladı. Şimdi bir etki yapıyoruz fizikte. Ben bir şeyi nasıl itersem o şey de bana bir tepki uygulamalı. Fiziğin, Newton'un prensiplerinden bir tanesi bu. Yani etkiye tepki olayı. Dünyamız şu an bize küresel ısınmayı veriyorsa, örnek veriyorum, işte çevre kirliliğini veriyorsa, işte ozon tabakamız deliniyorsa, güneşin radyasyonlarını biz alıyorsak, buzullar eriyorsa, bunlar hep bizim yaptığımız tepkiler, etkinin tepkisi aslında. Bu tepkiler de bizim hayatta kalamamamızı sağlıyor. Yani küresel ısınma bizi öldürebilir. Çünkü bizim bedenimiz o kadar güçlü bir şeye sahip değil, özelliğe sahip değil. Mesela araştırdığınızda milyarlarca yıldır değişmeyen, bütün radyasyona, bütün zorluklara karşı çıkan
İşte hamam böceklerini bulabilirsiniz. Hamam böceklerinin çevresinde kitin tabakası vardır. O tabaka radyasyona da maruz kalsa sizi milyonlarca yaşatabilir. Hiç değişime uğramadan gelmişlerdir mesela onlar bugüne kadar. Ama bizim bedenimiz öyle değil. Hayatta kalma içgüdümüz bize bir sonraki gezegene geçme düşüncesi veriyor. Yani evet, bu gezegeni ben, siz, sizlerden önce, bizlerden önce atalarımız mahvetti. Evet, olabilir. Burada kaldığımız sürece bu gezegeni iyileştirmeliyiz. Ama bir yandan da başka alternatif gezegenler bakmalıyız. Sevgili Elon Musk'ın söylediği, SpaceX'in kurucusu, yani multiplanetary dediği çokluk gezegenlerde yaşayan insanlık. Onlardan bahsediyoruz. Yani yine hayatta kalma içgüdümüz. Bu neden Mars'ın açıklamaları kişiye göre değişebilir, arttırılabilir. Oralara da siz doldurabilirsiniz. Diğer sunuya geçebiliriz. Ama temelde bu üç prensip var. Neden Mars'ı geçtikten sonra kabul edenler devam ediyordur ama düz dünyacılar çıkmıştır, offline olmuştur diyelim. Şimdi neden Mars'ı dedikten sonra Mars'a nasıl gidebiliriz? İkinci sorumuz bu olmalı. Yani evet, Mars'a 1970'lerden beri roketler, roverlar, başarılı başarısız birçok görevler düzenliyoruz. Şu an orada aktif o kadar değişiyor ki, yani Mars eğitmeni olmama rağmen her gün takip etmem gerekiyor. Hangisi aktif, hangisi pasif oldu robotların diye. Orada çalışan 2011'den beri, pardon, 2000 kaç yıldır yapıyor bakın. O kadar hatırlamıyorum ki, yani Curiosity kaç yıldır? Bir yıl olmasına rağmen o kadar yıldır orada çalışıyor. Birincisi Curiosity, ikincisi Perseverance, üçüncüsü Ingenuity. Yeni fırlatıldı bunlar. Bunların hepsi şu an Mars'talar. Mars'ı keşfediyorlar. Bize anlık fotoğraf gönderiyorlar. NASA açık kaynak kodlu olarak web sitesinde bu fotoğrafları yayınlıyor. İsteyen bütün uzaydaşlar, dileyen bütün uzaydaşlar o panoramik resimlere, siyah beyaz fotoğraflara Mars'ın ulaşabilirler. Mars'a nasıl gidebiliriz diye baktığımızda bu üç isme odaklanmamız gerekiyor. Şu an 2021 yılı itibariyle bu üç isim Mars'a gidebilme gücünü elinde tutuyor. Bakın, NASA demiyorum ya da herhangi bir devlet saymıyorum. Bu insanlar işin ehlileri. Çünkü zaman o kadar hızlı işliyor ki bu insanlar zamanın hızlılığına ayak uyduruyorlar. Devletler sistemlerinden dolayı ayak uyduramıyorlar zamana. O kadar hantal işliyor ki her şey, yani bürokrasiden dolayı. Ama bu üç insan kurdukları özel şirketle, yatırdıkları bütçeyle, maliyetle Mars'a gitmeyi hedefliyor. Zaten en çok Elon Musk'ı duyuyoruz. Şu an bu üç isimden en önde olan Elon Musk, SpaceX'in kurucusu. Mars'ta ölmeyi düşünen dünyanın en zengin insanından bahsediyoruz. Diğeri Amazon ve Blue Origin'in kurucusu Jeff Bezos. Zaten bu üç isim, yani istemeseler de arkadaş olmak zorundalar. Aynı yoldalar dediğim gibi. Diğer isim de Richard Branson, Virgin Galactic'in kurucusu. Jeff Bezos ve Richard Branson geçtiğimiz günlerde sanırım Richard Branson'da 80 kilometreye çıktı. Kendisi de o uzay aracının içindeydi ve gelecek nesle çok güzel bir mesaj bıraktı. Diğeri Jeff Bezos, o da çıktı uzaya, işte 110-120 kilometreye. Ama Elon Musk şu an özel bir şirket olarak uluslararası uzay istasyonuna seferler düzenliyor. Geçtiğimiz haftalarda ilk sivil insanları gönderdi. Uzay turizmini başlattı. Yani başlattı demeyelim de, uzay turizmi 2001 yılında başladı aslında Deniz Tito ile birlikte. Ama o kadar pahalıydı ki 2001 yılından beri, 20 yıldır hala 20 milyon dolara uzaya çıkartıyor. Rusya mesela Soyuz roketiyle. Hala bugüne kadar 12 insan bunu deneyimledi. Yani astronot olmadan para verip uzaya çıkan insanlardan bahsediyoruz. Uzay turizmi bu. Uzaya çıkmak gerçekten herkesin yapabileceği bir şey değil aslında. Sağlığınızın yerinde olması lazım. Şu an şu itibariyle yani biraz paranızın olması lazım ve biraz da eğitim almanız lazım. Uluslararası Uzay İstasyonu'na nasıl fotoğraf çekilir, nasıl kalınır vesaire diye.
2001 yılında Deniz Tito Kazakistan'dan Baykonur üstünden yine Rusya aracılığıyla çıkıyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir hafta konaklıyor ve tekrar çıktığı Kazakistan yere geri iniyor. Ve bunun maliyeti bir hafta boyunca 20 milyon dolar. Şu anda Rusya eğer uzaya çıkmak isterseniz sizden 20 milyon dolar talep edecek. Ama Elon Musk, Jeff Bezos ve Richard Branson'ın yaptığı şey bunu gelenekselleştirmek, bunu daha fazlalaştırmak, uzay araçları yaparak, bu reklamı yaparak, kendileri de giderek en önde diyorlar ki yani bu uzay turizmi artık başlasın. Artık insanlar 20 milyon dolar vermek yerine işte daha cazip 100 bin dolarlar, işte 50 bin dolarlardan bahsediyorlar. Şu anda mesela Jeff Bezos'un yaptığı, Richard Branson'un yaptığı, Elon Musk'ın yaptığı şey bu maliyeti, bütçeyi düşürmek. Elon Musk'ın da SpaceX'i kurmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi Rusya'ya gidip ya kardeşim 20 milyon dolar yani çok pahalı ve çıkıyor roket patlıyor. Yani neden geri kullanılabilir roketler yok? Neden daha ucuz yok? Neden daha iyi bir sistem yok diye sorup yola çıkan bir insan Elon Musk. Diğer sunuya geçebiliriz. Mars'a gidişimizi dediğim gibi bu üç isimden yapmamız gerekiyor. Şu an Mars'a gitmek istiyorsanız bu üç isme ulaşmanız gerekiyor bir şekilde. O üç isimden de en önde giden SpaceX. SpaceX'in tasarladığı Starship uzay gemisi iki parçadan oluşuyor. Yarım deposu o kanada kadar sağ tarafta görselde görüyorsunuz. Yukarıdaki kanata kadar yarım görünen şey depo, full depo yakıt. Ondan sonrası insanların oturacağı, insanların yaşayacağı bir uzay aracı. Burada ilk yolculuklardan 100 kişiyle başlamayı planlıyor SpaceX. Yani o yaptığı Starship şu an denemelerini yapıyor. SN15, SN16 bunların denemelerini yapıyor. Şu ana kadar yapmış olduğu insanoğlunun en büyük ve en gelişmiş roket. Şimdiye kadar sadece ay yolculukları yaptık. İşte Neil Armstrong'la, Apollo görevleriyle vesaire. Onları da sadece Saturn 5 roketiyle yapabildik. Ama şu an Starship dünyanın en büyük, en güçlü roketinden bahsediyoruz. Mars'a gitmeye hazırlanıyor. Peki bu yolculuk ne kadar sürecek? 6 ile 8 ay arasında. Siz 6 ile 8 ay arasında uzay aracınıza yemeğinizi, suyunuzu depolamak zorundasınız. İnsan ilişkilerinizi iyi tutmak zorundasınız ve güneşin radyasyonundan korunmak zorundasınız. Diğer konuya geçebiliriz. Burada Mars'a gidebiliriz diye sorduktan sonra evet oraya gittik, vardık. Orada nasıl yaşayacağız diye soru geliyor. Diğer sorumuz Mars'ta nasıl hayatta kalabiliriz olmalı. Bizim insanlık olarak, canlılar olarak dört temel ihtiyacımız var. Bakın internetten bahsetmiyorum. Yani TikTok'tan, Instagram'dan bahsetmiyorum. İşte okula gitmekten, eğitimden bahsetmiyorum. Dört temel ihtiyacımız var. Sadece hayatta kalmamız gereken. Birincisi biz oksijen alan ve karbondioksit dışarı salan canlılarız. En temel ihtiyacımız oksijen. Oksijen olmazsa yaşayamayız. İkincisi su. H2O, hidrojen ve oksijenin karışımı. Su olmadan yaşayamayız. Üçüncüsü yemek. Yemek yemeden sadece su içerek vesaire uzun aylar, uzun yıllar yaşayamayız. Dördüncüsü de barınma. Dünyada şu an eksi 50'lere, eksi 100'lere düşen noktalar var. Artı 70'lere, artı 80'lere giden çıkan noktalar var. Derecelerden bahsediyorum. Bizim vücudumuz saf vücudumuz, yani üstümüze kıyafet giymeden dolaştığımız, yaşayabildiğimiz vücudumuz bu zorluklara alışkın değil. Öyle evrilmedik. Çünkü biz soğuduğumuzda, üşüdüğümüzde atalarımız işte kürklü hayvanları öldürüp onların kürklerinden kendine ceket yaptı. Hala da Rusya'da kullanılabiliyor. Çok soğuk çünkü onlar. Sibirya'da kullanılabiliyor. Dördüncü ihtiyacımız da barınma. Yani orada dünyada bir yere ihtiyacımız var. O çetin geçen kışlardan bizi koruması, çok fazla soğuktan, sıcaktan bizi koruması için. Bu dört temel ihtiyacımız bizim Mars'ta nasıl hayatta kalabileceğimizi açıklayacak. Diğer sunumaya geçebiliriz Ferdi'ciğim. Mars'ta nasıl hayatta kalabiliriz'i kendimize sorduktan sonra direkt çözüme başlamamız gerekiyor. Yani oksijen, su, yemek, barınmayı Mars'ta yapmamız gerekiyor. Çünkü Mars öyle bir gezegen ki %95 oranında karbondioksit olan atmosferinde öyle bir gezegenden bahsediyoruz. Ve toprağında şu an
Sadece kuru ve çamur şeklinde sular var. Mars'taki bulduğumuz sular yıllar önce bulundu. Yani Mars'ta su bulundu diye haberler yıllar önce oldu. Mars'ın artık geçmişte okyanuslara sahip olduğunu, vadilerden koskoca suyun geçtiği, suyun yardığı vadilerden biliyoruz. Mars'ta su yaratmamız gerekecek. Mars'ta oksijen yaratmamız gerekecek. Mars'ta yemeğimizi kendimiz yapmamız, barınmamızı, evimizi kendimiz inşa etmemiz gerekecek. Oksijen ihtiyacımız MOXIe dediğimiz araçla hallolacak. MOXIe, The Mars Oxygen Institute Resource Utilization Experiment dediğimiz makinenin ismi kısaltılmışı MOXIe. MOXIe bize Mars'ın atmosferindeki karbondioksitten oksijeni ayıracak. Oksijeni ayırdığımızda Mars'ın atmosferindeki karbondioksit CO2 karbondioksitin açılımı, oradan O2'yi bize verdiğinde, evlerimize üflediğinde biz nefes alabiliyor olacağız. MOXIe bize bunu yapacak. Bu MOXIe şu an yapıldı ve şu an bir prototipi Mars'ta Perseverance'la birlikte gitmiş durumda. Orada denemeler yapılıyor. İkincisi su ihtiyacımız. VAVR. Water Vapor Adsorption Reactor dediğimiz. VAVR bize suyu sağlayacak. Suyu nasıl sağlayacak? Suyun açılımından bahsetmiştim. Hidrojen H2O. Yani hidrojen ve oksijen. Eğer siz Mars'ın atmosferindeki bulunan yine CO2'den O2'yi süzerseniz ve yanınızda en hafif olan elementlerden bir tanesi hidrojeni götürürseniz orada birleştirebilirsiniz. Hidrojen, oksijen karışımı size suyu verecektir. Bizim Mars'ta yapacağımız su üretme sistemimiz tamamen böyle olacak. Mars'ın atmosferinden oksijeni çekeceğiz. Yanımıza götürdüğümüz hidrojenle birleştirip kendimize su yaratacağız. Bazı bilim insanları Mars'ın kuzey kutbunda, güney kutbunda olan kuru buzlardan onları fazlalaştırıp işte Mars'ın toprağında bulunan çamur, bataklık tarzında bulunan toprağı çekip oradan suyu süzmeyi de düşünüyorlar. O da uygulanabilir ama en sürdürülebilir, efektif bir proje VAVR. Şurada VAVR da önümüzdeki yıllarda hayata geçecek. Şu an çalışmaları yapılıyor. Üçüncüsü de ise yemek. Yemeğimizi ne yapacağız? Mars'ın atmosferinde, Mars'ın toprağında yanımızda götüreceğimiz tohumları yetiştiremiyoruz. Ağaçlar çıkmıyor. Çünkü biliyorsunuz bir bitkinin topraktan ağaç olarak çıkması için doğru miktarda suya, doğru miktarda ısıya, doğru miktarda onun istediği elementlere ihtiyacı var. Topraktan aldığı elementlere ihtiyacı var. Bunların hepsi doğru miktarda olmalı. Şu an bizim dünyamızda o kadar doğru miktarda işliyor ki sistem yıllardır, uzun yıllardır, milyonlarca yıldır. Hiçbir dokunmaya, hiçbir insan dokunmasına, canlı dokunmasına ihtiyacı kalmıyor. Yemek ihtiyacımız da orada toprağı kullanmıyorsak diyoruz ki suyla canlılara verim, canlıları besleyelim. Böyle bir sistem geliştirdik yaklaşık 15 yıl önce Amerika'da. Topraksız tarım dedik ismine. Hidroponik sistem, akvaponik sistem de deniyor. Topraksız tarım suyun içinde olan bitkinin köklerinden bitkinin ihtiyacı olan elementleri, mineralleri su aracılığıyla alıp büyümesi diyor, deniyor. Şu an topraksız tarıma çiftçilerimiz, çevrenizde olan çiftçilerimizin acilen geçmesi gerekiyor. Çünkü küresel ısınma sebebiyle toprağımız artık verimsizleşiyor. Yani ektiğiniz karpuz, ektiğiniz çilek, marul bunların hiçbiri önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl sonra doğru miktarda alamadığı için, elementleri beslenemediği için bize meyve vermeyecek, sebze vermeyecek. Çevremizdeki çiftçilerimiz yani ben topraktan geldim, toprak olmazsa bir şeyler yapmam düşüncesini kırması lazım. Topraksız tarıma geçmesi lazım acilen. Yemek ihtiyacımızı da topraksız tarımla ve yanımızdan götüreceğimiz burada dondurularak kurutulmuş. Hemen bir örneğin gösterecek olursam şöyle astronot yemeklerinden bahsediyoruz. Dondurularak kurutulduğu için içinden su alınıyor ve içeride bakteri üremiyor. Bakteri üremediği için de bozulmuyor.
Yaklaşık 40 yıl, 30 yıl ömrü oluyor bunların. Üstünde 2 yıl oluyor ambalaj kurallarından dolayı. Ama 30 yıl sonra bunu keyifle, rahatlıkla yiyebilirsiniz ve çok hafif oluyor. İçinde çilek parçaları var mesela bunun. Çilek parçaları yiyorsunuz. Şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotlar buradan götürdüğü yemeklerle besleniyorlar. Hem çok hafif oluyor. Yani ne kadar hafif şeyler yanınızda götürürseniz uzaya çıkarken o kadar tabiri caizse benzin harcamış oluyorsunuz. Yani yakıtı daha az kullanmış oluyorsunuz. Dördüncü ihtiyacımız da barınma. Barınma sorununu oradaki mağaraları da kullanarak çözebiliriz. Ama dediğim gibi mutlaka bir elbiseye ihtiyacımız olacak. Bir şeye ihtiyacımız olacak. Giymemiz için, bedenimizi koruması için. Bakın beşinci bir sebep çıktı. Beşinci sebep astronot kıyafetleri. 5, 6, 7 bunlar arttırılabilir. Barınma ihtiyacımız da bizden önce gidecek. Şimdilik proje ama şu an hayata geçmedi. Bizden önce oraya göndereceğimiz robotlar bize Mars toprağını alıp Mars toprağını ham madde olarak, filament olarak kullanıp 3 boyutlu yazıcıyla bize evler yapacaklar. Bu şimdilik proje önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesi düşünüyor. Şu an hangi aşamada bilmiyorum. NASA'yı takip ederek, SpaceX'i takip ederek bu bilgiye ulaşabilirsiniz. Hasel Plus EOC, Hasel EOC şirketinin yaptığı tasarımda bu çok açık bir şekilde, çok basit bir şekilde insanlığın geldiği son teknolojiyle yapılıyor, yapılacak. Öyle öngörülüyor, planlanıyor. Dört ihtiyacımız da karşıladıktan sonra Mars'ta gül gibi yaşayabileceğiz. Sıradaki sunuya geçebiliriz Ferdi'cim. Burada Mars'a nasıl hayatta kalabiliriz de bahsettiğimizde MOXIE'yi, Waver'ı dediğim gibi su ve oksijen ihtiyaçlarını görselleştirecek olursak burada görselini görebilirsiniz. Diğer sunuya geçebiliriz. Bu görseli yine TED konuşmacısı Stephen Petranek'in TED sunumunda bulabilirsiniz. Sol taraftaki gördüğünüz topraksız tarım yaparken bize robot kollarının eşlik etmesi, yardımcı olması vesaire için gerekli. Sağ tarafta da dediğim gibi Hasel EOC'nin tasarladığı 3 boyutlu yazıcıyla çalışan, 3 boyutlu yazıcı gibi çalışan robotları görüyorsunuz. Bunlar ayrıca birleşebiliyor. Yani hibrit özelliği var. Diğer sunuya geçebiliriz. Burada Mars'ta nasıl hayatta kalabiliriz diye sorduğumuzda yine benim Türkiye'de yaptığım şeylerden bahsedecek olursak yeri gelmişken Mars kelimesini, Mars gezegenini Türkiye'de popülerleştirmemiz gerekiyor arkadaşlar, uzaydaşlar. Yani gelecek orada, bizim kendimizi ona hazırlamamız gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız aslında. Yani benim birincil görevim burada gelecek nesle, bakın insanlar oraya gidiyor, bakın dünyamız kötüleşiyor, bakın burada yaşayamayacağız deyip sizi hazırlıyor olmamız lazım. Bu yolda çıktığımda da barınma sorununa çözüm aramak için geçtiğimiz Haziran ve Eylül aylarında arasında düzenlediğim Mars Habitat Tasarım Yarışması, Mars Habitat belki duyanınız vardır. O yarışmada birinci olan tasarımı size paylaşıyorum. Sevgili Ataberk Yalçın çok güzel tasarlamış, çok güzel çizmiş bu çizimi. Yani son derece fütüristik, son derece sanatsal, son derece tasarım odaklı yaklaştığınızda böyle evlere ihtiyacımız var aslında. O dış yüzeyi 3 boyutlu yazıcıyla tasarlayabilirsiniz, basabilirsiniz. Yani derme çatma tuğlalarla birleştirdiğiniz Mars olmayacak. Estetik, fütüristik, sürdürülebilir, geri dönüştürülebilir, tamamen sanatsal, tamamen teknolojik bir geleceği öngörüp öyle barınma veya yemek çözümü bulmamız lazım. Yani biz eğer bir gezegene gidiyorsak orada dünyanın ilk kurulduğundan, canlının ilk olduğundan beri yaptığımız teknolojiyi kullanamayız, kullanmamalıyız. Çünkü orada şu an Uluslararası Uzay İstasyonu'nda örneğin insanlığın geldiği en son teknoloji kullanılıyor. Çünkü dünyanın insanlığın yapmış olduğu en pahalı makine şu an 400 kilometre civarlarında süzülüyor. Yani Uluslararası Uzay İstasyonu şu an dünyanın, insanlığın gelmiş olduğu en gelişmiş, en yüksek nokta. Orayı geçtikten sonra Ay'a üs kurma projeleri, Mars'a yerleşme projeleri diye devam edecek zaten. Bu da size bir örnek olarak göstereceğim yarışmanın birincisi Ataberk Yalçın'ın tasarımı. Diğer sunuya geçebilir sadece. Burada son sunumlarıma yaklaşırken neden Mars'a gitmeliyiz, nasıl gitmeliyiz diye sorduğumuzda aslında
idollerimize, bilim insanlarımıza da bakmak gerekiyor. Hayatlarına söylediği sözlere bakmak gerekiyor. Benim ilk beşte, ilk üçte değil, sadece birinci de idolüm olan bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ki bence Türkiye'de yaşamış olan en büyük fütüristtir kendisi. Onun 1936 yılında, bakın 1936 yılında Eskişehir Tayyare Alayı'nı ziyaret ettiğindeki konuşmasını paylaşıyorum size. Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki de Ay'dan bize haber yollayacak. Bu mucizenin gerçekleşmesi için 2000 yılını beklemeye gerek kalmayacak. Gelişen teknoloji daha şimdiden bunu müjdeliyor. Bize düşen görev ise Batı'dan bu konuda fazla geri kalmamayı temindir. Atatürk'ün konuşması 1936 yılında, bakın Ay'a ne zaman çıkıldı? 1969 yılında çıkıldı. Yani minimum 30, 50, 60, 100 yıllık bir düşünceden bahsediyoruz. Bu kolay olmadı. Yani insanlardan duymadı bunları. Kitap okudu, araştırdı, insanlarla tanıştı, network yaptı, bağlantı yaptı. Sadece kitap okumakla da olmuyor işler. Yani gezmek de gerekiyor. Diğer konuya geçebiliriz. Burada Atatürk'ün sözü gerçekten bütün uzaydaşlara örnek olmalı. Şuna baksanıza, yani şurada Samanyolu galaksimiz var ya. Burada görebiliyor musunuz yani? Görebiliyor musunuz uzaydaş? Koskocaman dünyamız işte orada, bak işte orada bir yerde. Tıpkı kumsaldaki bir kum tanesi gibi. Yani milyonlarca, trilyonlarca yıldız var şu gördüğünüz yerde. Ve biz de orada yaşıyoruz. O kadar büyük, o kadar kocaman bir evrende yaşıyoruz ki. Yani heyecanlanmamak elde değil. Sevgili hocam, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden fizik profesörü Profesör Doktor Savaş Arapoğlu hocamın her sunumunda bahsettiği, biz şu ana kadar 2021 yılı itibariyle 200 yıllık bilim geçmişimize rağmen uzayın sadece %5'lik kısmını biliyoruz. Şöyle gösterecek olursam. Sadece %5. Yani biz, ben, siz, atalarımız %5'lik kısmını öğrenebildi. Geri kalan %95'lik kısım da siz uzaydaşlara kalıyor. Bu yayını dinleyen öğretmenlerimin, annelerimizin yetiştireceği gelecek nesle kalıyor. Diğer sunumumuza geçebiliriz. Burada sunumu sonlandırmadan önce size tüm uzaydaşlara kitap ve film önerileri sunuyorum. Benim yaptığım Mars eğitimlerimde de her seansta verdiğim kitap ve film önerilerim oluyor. Buna esas alabilirsiniz uzaydaşlar. Eğer uzay merakı, uzay isteği içinizde yoksa Jules Verne size mükemmel bir yardımcı, mükemmel bir rehber olabilir. Çünkü Ay'a giden insanlar da, uzaya çıkan insanlar da 1800'lü sonunda yazıldığı Ay'a yolculuk kitabıyla o hevesi, o uzay merakını içine aldılar. Jules Verne size başlangıçta çok yardımcı olur. Mike Massimino'nun Astronot kitabı gerçekten çok iyi bir karakteri, çok mizacı yüksek bir insan olan Mike Massimino'nun yazdığı Astronot kitabı çok önemli bir kitap. Çok tavsiye ederim. Kendini nasıl astronot olduğunu anlatıyor. Son olarak da 2040'a ne kaldı? Sevgili Doktor Mustafa Aykut hocamın, fütürist hocamın, Bir Fütüristin Gözüyle Gelecek isimli kitabı önerimdir. Filmlerde Interstellar, Space Between Us ve Wall-E filmleri benim favorilerim. Diğer sunuma geçebiliriz. Ben beni dinlediğiniz için uzaylılarca teşekkür ediyorum. Şöyle yapmak gerekirse diğer sunuma da geçebiliriz. Buradan bana bu verdiğim iletişim adreslerinden bana her zaman ulaşabilir, beni her zaman rahatsız edebilirsiniz. Ben konfor alanı nedir bilmeyen bir insanım. Rahatsız olunca kendimi geliştirebiliyorum. Lütfen siz de öyle olun. Aşağıdaki iletişim adreslerinden beni her zaman rahatsız edebilirsiniz. Ben uzaylılarca teşekkür ediyorum. Biz de sana uzaylarca teşekkür ediyoruz. Katıldığın için, aynı zamanda burada Mars'la ilgili değerli bilgiler paylaştığın için ve ilham verici konuşman için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu olduk. Ben de uzaylılarca çok mutlu oldum Ferdi'cim. Sorular varsa soruları alabiliriz. Zamanımız varsa yoksa Soru da var kapatalım. mı Yusuf Hocam? Soru varsa alabiliriz kısaca. Tabii, zamanımız var. Tamam. Soru galiba şu anda yok.
Biraz daha bekleyelim. O zaman sunumdan sonra direkt konsepte Gayet mi geçiyoruz? saat 11'de mentor saatimiz olacak. Tamam. 11'de yine sorularını yanıtlayabilirsiniz ya da şu anda müsaitseniz şu anda da geçebilirsiniz. Gayet Tamam. açıklayıcı da keyifli bir sunum oldu. Bundan dolayı teşekkür ediyorum. Zaten yarışmacılarımızın hiçbirisinde, izleyicilerimizin hiçbirisinin aklında da soru işareti kalmamış. Bende de kalmadı gerçekten. Çok güzel bir anlatımdı. Ondan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir tane soru geldi. Onu alabiliriz Yusuf Hocam. Tabii. Moxie makinesindeki süreçten arda kalan karbon ile bir şey yapılabilecek mi? Güzel bir soru. Uzaylarca teşekkür ederim. Burada zamanımızda olan teknolojiler geri dönüşüme gittiği için yani her şeyi kullanma mantığında yaklaşıyoruz artık. Hiçbir şey çöpe gitmiyor. Uluslararası Uzay İstasyonu'nda astronotların dışkıları, idrarları tekrar dönüştürülüp kullanılıyor gübre olarak, bitkiye gübre olarak. Sanırım bu da şu an gündemde olan MOXİ'nin makineden arda kalan karbonu tekrar Mars'a vereceği ya da bitki yetiştirmede kullanılacağı bir çözüm olacaktır. Dediğim gibi Mars'ta hiçbir şey boşa gitmeyecek. Bizim dışkımız gübre olacak, canlıların dışkıları toprağa gidecek. Yani diğer bütün her şey geri dönüştürülebilir olacak ki sürdürülebilsin, Selam daha hocam. iyi bir gezegen olsun. Şu an dünyamızın küresel ısınmanın en büyük sebebi atmosfere saldığımız karbondioksit gazı. Yani en büyük düşmanı arabalar vesaire, fabrikalar, ne diyorsanız artık. Mars'ta bunu yapmamayı planlıyoruz. Yapmamayı uzun görüyoruz. Bir sorumuz daha var. Bunu da fizik öğretmenimiz Ali Hocam, aynı zamanda NASA yardımcı liderimiz size iletmemi istedi, yazıp vermiş. İnsanoğlunun Mars'ta kuracağı yaşam alanlarını neden dünyada kurmaya çalışmıyor şeklinde bir sorusu var. Burada yaşam alanlarımızı aslında şu an kurmaya çalışıyoruz ve başladık. Şimdi bizim yaşadığımız evler tuğlalardan oluşuyor hocam. Uzaylılara teşekkür ederim soru için ayrıca. Bu tuğla o kadar sert, o kadar güzel bir madde ki evet bizi dış koşullardan koruyor ama bizim gelişmemizi sağlamıyor. Yani biz bu tuğlayı gelişmek için yıkmak zorundayız, kırmak zorundayız. Ama şu an 2021 yılı itibariyle konuştuğum mimar arkadaşlarım, inşaat işçisi arkadaşlarım, tasarımcılarla 3 boyutlu yazıcılarla üretilen evlerden bahsediyorlar. Biz şu an Mars'ta kullanacağımız teknolojiyi zaten şu an dünyada denemesini yapıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Mars'a gönderdiğimiz Mars ilk gökyüzünde uçan başka bir gezegende uçurduğumuz Ingenuity helikopteri o kadar güçlü bir helikopter ki yani atmosfer olmadığı için Mars'ın sağladığı Mars'ta bulunan ince atmosferde uçması için en güçlü makinelerle yapılması gerekiyor. O da en son teknolojimizdi. Yani neden drone, neden diğer şeyler tartışılabilir ama başlangıç için bu kullanıldı. Şu an dünyada da geldiğimiz en son teknoloji zaten kullanılıyor. Dediğim gibi Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki araştırırsanız görürsünüz işte teflon tavalardan, tükenmez kalemlerden, MR cihazlarından temelleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda atıldı ve dünyada şu an kullanılıyor. Evet. Çok teşekkür ederiz cevaplarınız için, değerli bilgiler verdiğiniz için. Ben uzaylarca teşekkür ederim Ferdi. Biz de size uzaylarca teşekkür ediyoruz. O zaman görüşmek üzere. Teşekkürler. Kendinize iyi Mars'ta bakın. görüşmek üzere diyelim şöyle. Görüşürüz.